Bu hafta size sedefe iyi gelen birkaç ürün önereceğim. Herkese merhabalar efendim. Bu hafta size benim yıllardır uğraştığımda çok diyemeyeceğim ama vücudumda hamilelikten sonra öğrendiğim sedef hastalığıyla ilgili birkaç öneride bulunacağım. Şöyle ki bende sedef olduğunu ben bilmiyordum. Yani yıllarca benim böyle kafam, hep diğer videolarımı bilenler bilir. İşte benim de şuramda egzama var derim, buramda egzama var derim. Meğer arkadaşlar o sedefmiş. Ben hamileliğimde böyle bacaklarım benim yara gibi küçük küçük böyle sivilceden yaraya dönmüş gibi bir şeyler oldu. Ben bunun kendi dünyamda hamilelik alerjisi olduğuna inandım. Sonuçta engin tıp bilgilerime dayanarak ve Google'ın yetkisine dayanarak ha bunlar hamilelik alerjisidir falan dedim. Doğum yaptım falan geçmedi. Cildiye'ye gittiğimde işte cildiye sordu. Aysel tırnağında şu var mı? Kafanda bu var mı? İşte bacağımdakileri gördü etti bilmem de. Benim dedi parça bile göndermeme gerek yok. Sende sedef var. Allah Allah ne yapacağız hocam bilmem ne. O dönem işte bazı kremler vardı. Şöyle oldu böyle oldu. O zaman emzirme döneminde olduğum için de tam istediği kremleri de veremedi ama verdiği her kremde de içerisinde kortizon var bu kremlerin. Açıkçası ben böyle çok şey değilim. Okey tamam kullanayım edeyim ama böyle bir türlü de vücudum böyle geçmedi. Bu da ister istemez insanda bir tık moral bozukluğu yapıyor. Yani aşırı sallamıyorsunuz şu an için ama mesela yaz gelecek bacağınız böyle yara yara gibi duruyor ediyor. Ya da işte kolunuzun buraları böyle tahriş duruyor ediyor. Bazen bir geçiyor tamamen o kremleri kullandığında. Sonra tabii kortizonla bilmem ne de süreli kullanmam lazım. Sonra kullanmıyorsunuz bir şey oluyor falan. Yani bunu zaten bu videoda olanlar benimle aynı derdi yaşamış insanlar olacağı için çok uzun anlatmama gerek yok. Hepimizin zaten yaşadığı stresler. Geçenlerde de şey yaptım böyle işte Buray dedim ki yine böyle bir krem bitmiş ve içinde de işte kortizon olmayan bir krem almam lazım. Havalar soğudu bu arada. Nem yok bir şey yok iyice böyle dökülüyorum yani. Neyse o da gitmiş eczaneye bilmem ne şu bu. Benim istediğim krem yerine demiş ki istiyorsanız bakın buna çok iyi gelen Kertyol. Aslında marka Kertyol değil aslında marka Dukray. Dukray'ın Kertyol serisi var demiş. Aşırı memnun kalacağınız bu Buray böyle uzun anlatmış. Ben yokum olayda. Çünkü ben olsam büyük ihtimalle dinlemeyeceğim. Çünkü ben çocukluğumdan beri zaten bunları yok egzamadır, yok cilt tahrişidir, bilmem nedir. Hiçbir doktor da bana bu sedef demediği için. Bana zaten eczacılar hep böyle şeyler satıyor. Ben bunları alıyorum. Anlık işte o anlık şey oluyor, fayda sağlıyor. Sonra geçiyor diyor diye hiç dinlemiyorum, umursamıyorum. Sağ olsun Buray da ya işte karım da bununla uğraşıyor, ediyor, üzülüyor kız diye. Tamam demiş, dinlemiş. Eve bir geldi arkadaşlar. Bir şampuan, bir duş jeli, bir de krem. O kadar tatlı bir niyetle almış ki şimdi bir şey de diyemem ama kendi içinde de şu var. Yazık, hani bana fayda sağlasın diye bunları almış ama yine paramız boşa gitti. Neyse sağlık hocam bilmem ne. Şimdi bak bunlarla çok da şey yapmayalım. Ben yıllardır kullanıyorum çünkü işe yaramaz belki falan diye de onu böyle telkin ediyorum. Allah razı olsun kocamdan. Allah razı olsun o eczanedeki kadından. Arkadaşlar dünya varmış. Bakın gerçek söylüyorum tekrar. Dukray'ın Kertyol PSO diye böyle. Şöyle olabildiğince de yakın tutayım markayı görmeniz için. Bu ürünü. Yani ben dolu 2 hafta diyeyim ama 2,5-3 haftaya gidiyorum bunları kullanmaya başlayalı. Arkadaşlar ne dekültüm kaldı, ne vücudumda böyle yara izleri gibi küçük nokta sivilce izleri gibi kaldı. Ve ben hamileliğimde başlayıp bugüne kadar hep bu izlerle uğraşıyorum yani. Hani biliyorsunuz yani anladınız mı? Geçmiyor. Hiçbir zaman böyle tekrar kollarımı böyle tertemiz göremiyorum. Bakın şu an görebiliyorsunuz. Yani hep böyle bir soyuluyor, bir şey oluyor, kış geliyor, kepek gibi oluyor falan. Arkadaşlar şunları kullanmaya bir başladım. Yani bir şeyin böyle şeyi kalmadı. Ne anlatayım size yani ama sanki şimdiye kadar vücudumda sedef pörtlememiş, kusmamış gibi bir eski haline döndü. Bu yüzden de dedim ki bakın yeniden kullanmaya başlamış olmama rağmen benim kesinlikle bunu video çekip benim bunu size kesinlikle söylemem lazım ki bundan muzdarip birileri varsa en azından şans versin bunlara diye. Bunların tek tek bu arada anlatayım bir şampuan almış. Tek tek ürünleri bu arada değerlendirmem gerekirse de onu da söyleyeyim. Şimdi şampuandan böyle muhteşem bir sonuç almadım. Sebebi de şu saç derisine zaten bir ürünü yedirmek o kadar zor ki saçlardan dolayı. Ya bunun zaten kısa vadede bana işe yaramayacağını tahmin ediyordum. Ama güzel bir şampuan.
Saçımı böyle hakikaten yıkadıktan sonra da ışıl ışıl da yapan bir şampuan. Şurada daha kulak arkasındaki derime daha rahat deriye temas ettiği yerlerde fayda gördüğüm bir şampuan. İdare eder. Ürünleri tek tek baz aldığında. Buğra bir duş jeli almış. Kadın çünkü demiş ki ona, yani sedeften dolayı herhangi bir sabun ya da işte kozmetik ürünü zaten vücutuna olabildiğince değmemeli. Bunlar da onu zaten daha böyle ne denir, fışkırttırıyor, ettiriyor. Anladınız siz beni, yani daha da böyle kızartıyor ediyor. Duş jelinden aşırı memnun kaldım. Çünkü bence duş jeli de tetikliyordu vücuduma. Çünkü mesela bazı duş jellerini kullandığımda daha fazla vücudumun döküldüğünü hissediyordum. Ve ben bunun alerjim olduğunu düşünüyordum. İçindeki, örnek veriyorum, lavanta bilmem ne. Aa, benim lavanta alerjim var demek ki deyip kendimi öyle inandırmışım. Asla sedefle hiçbir şey ilişkilendirmeden kendi dünyamda müthiş tıp bilgilerimle hamilelik alerjisi oldum, içinde lavanta var bilmem ne oldu falan. Bayağı güzel, ben bu yaşa gelmişim çok şükür. O yüzden de bence bu ürün güzel. Eğer böyle şu an benim hızlı bir çözüme ihtiyacım var, ben artık çok yoruldum diyorsanız kesinlikle almanız gerekenden. Ama en güzel ürün nemlendiricisi. Buğra bana arkadaşlar bir ürünü getir dedim ki bu benim neyime yetecek. Çünkü bacaklarımda var, kolumda var, işte ne bileyim gözümün şurasına geliyor, sürüyorum, kafamın içine sürüyorum. Arkadaşlar o kadar yoğun bir krem ki zaten ucunu adamlar da bildiği için şöyle yapmışlar, incecik. Siz bunu böyle sıktığınızda, şöyle bakın göstereyim size. Gördünüz şu küçücük geliyor. Ama bu küçücük gelen şeyin nasıl, şu an tabii ekstra şey yapıyorum. Bak o kadar sürdüğüm şeyden de size şöyle söyleyeyim. Bayağı bütün elimi kremleyebiliyorum. Arkadaşlar azıcık ve çok yoğun olduğu için bu size zaten fazla fazla yetiyor ediyor. Yani küçücük bir şey kullanıyorsunuz, bütün bacağınızı kremleyebiliyorsunuz işte. Küçücük bir şey kullanıyorsunuz, bütün kolunuzu kremleyebiliyorsunuz. O yüzden bu böyle ya 100 milim bu yetmez diye düşünmeyin. Ben düşündüğüm için size söylüyorum, tamamen yetiyor ediyor. Yani bu kremden nasıl anlatayım? Bu kreme şiir yazayım, şarkı söyleyeyim, serenat yapayım yani. Bence sedef hastalığı varsa sizde ve Aysel işte krem bulamıyor, doktorunuzun önerdiği ekstra bir durum yoksa bunu size müthiş öneriyorum. Önerme sıram da şöyle ilerliyor. Bunu kesin alın. Bakın bunu kesin alın. Ben bunu bittikçe alacağım. Buna şu an vücudunuz çok kusmuş bir şekildeyse kesinlikle şans verin. En azından böyle bir tane alın. Bir tanesi bittiğinde sadece kremle devam edin, görün. Bakın yani hani böyle krem yetiyor ya, mesela duş jeli o kadar beni, vücudumu köpürtmüyormuş, bir şey yapmıyormuş diyorsanız sadece bununla devam edin. Ben öyle yapacağım mesela, benim bu daha bitmedi. Diyorum ya size 2,5 hafta falan oldu zaten, yani 3 haftaya gidiyoruz. Bunu ben bitene kadar kullanacağım. Bu bitince bununla bir devam edeceğim. Ona göre bunu alıp almamaya karar vereceğim. Çünkü şu an ikisinin birleşimi bence, hani hem banyoda bunun vücuduma işte şey yapması, fayda sağlaması, hem üzerine buna sürmem daha hızlı sonuç aldığını görüyorum. Bunu da bilmiyorum, bunu bitince almayacağım. Açıkça söyleyeyim, çünkü şöyle yani şampuan çok zor, biliyorum yani kafadaki olayın o çözülmesi etmesi bilmem nesi çok zor. Bunlar da aşırı ucuz ürünler değil. Yani çok pahalı ürünler mi, o da değil. Örnek veriyorum size, eğer zaten sedefle, vücudunuzla bunlarla uğraşıyorsanız, ediyorsanız siz zaten kreme çok para veriyorsunuzdur. Bunlar aşağı yukarı yani videoyu yapmadan önce Trendyol'dan baktım, işte Google'da falan arattırdım ettim. Şunun fiyatı 200-250 arası çıktı. Bunun birazcık fiyatı daha fazla gidiyor diye 300'lerde çıktı. Bu da 200-250 arası çıktı. Şimdi şampuan için 200-250 aşırı da fayda görmüyorum. Bitince yine konuşmam lazım. Onu da bilmiyorum tabii. Yani bunun bittiğinde bu ikisine bu arada müthiş bayıldım. O okey. Bu bittiğinde eğer ben pişmanım, çok da iyi birmiş, ya kesinlikle alın dersen merak etmeyin. Ben zaten ona da bir video çekerim başlı başına, ama şu an için benim için böyle kesin olsun dediğim bir şeydi. Yani şu an siz bu videoyu kapattığınızda gidip eczaneye gidiyorsanız kesin almanız gereken bu. Yanında da bu derim. Şampuanla da durumunuza göre bir bakın, denemek isterseniz alın ama yok şu an buna bütçe ayırmak istemiyorum derseniz sonraya da atılabilecek bir şey bence bu. Bence fiyat olarak da hep buna ne zaman devam ederim? Az önce dedim ya, bunu bir, yani bunun da sonuçta 300'e yakın bir fiyatı var, yani az bir para değil. Yazık, günah. Bunu denediğimde eğer bununla tamamen devam edebiliyorsam ve hiçbir sıkıntı yaşamazsam bunu da bir daha almam. Ama
bunu sürmeme rağmen aynı şeyi almıyorsa vücudumda tepkiyi, bunu almam gerekiyorsa buna da para vermeye devam ederim. Çünkü gerçekten de mutluyum yani. Uzun süredir moralimi bozuyordu vücudumdaki o sivilce gibi, yara gibi şeyler. Uzun süre sonra onlardan kurtulmuş olmak psikolojik olarak bana da kendimi çok iyi hissettirdi. Vallahi tekrar söylüyorum, Dukray markası, olabildiğince görüyor musunuz? Netledi mi? Dukray markasının Kertyol PSO. Ben bunların açıklamada yazacağım hepsinin tek tek ismini. Markası. Çok memnun kaldım. Alın. Çevrenizde sedefle ilgili sıkıntı yaşayan varsa da alın, aldırın, deneyin. Ben de bilerek almadım. Dediğim gibi bana da eczaneci kadın, bana değil hatta Buğra'ya eczaneci kadın önermiş. Allah da ondan razı olsun yani. Kendine geldi vücudum. Çok da memnun kaldığım için, faydasını gördüğüm için de istedim ki sizin de eğer böyle bir probleminiz varsa siz de faydasını görün. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Faydalı bir video olmasını en çok istediğim videolardan biri bu olabilir. Çünkü böyle seviyorum yani, anladın mı? Ben de bununla ilgili çok uğraştım, ettim. Bu işte hamilelik süreci boyunca böyle bir morallerim bozuldu. Artık acaba vücudum böyle mi kalacak falan falan dediğim noktada bu böyle bana nefes oldu ya. Umarım size de bir nefes olur. Umarım ay iyi ki de bu kızla karşılaşmışız, bu videosuyla tanışmışız dersiniz. Kendinize çok iyi bakın. Haftaya görüşürüz.